Gökbilimciler kara delik görüntüleri elde etmeye devam ediyor. Son olarak bir grup araştırmacı bu gizemli kozmik cisim ile çarpışan nötron yıldızlarını tespit etti. Üstelik 10 gün içerisinde aynı durum iki kez gerçekleşti. İlk kez iki uç fenomenin karşılaşma anını kaydeden gökbilimciler, çalışmanın büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Çünkü bilim insanları, bu tür karşılaşmaların sıklığını bilmiyordu. Şimdi bu gözlemler sayesinde gökbilimciler, yıldızların ve galaksilerin oluşumu hakkında yeni bilgiler elde edebilir. Kara delikler hiçbir şeyin, hatta ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü bir çekim kuvvetine sahip olsa da, nötron yıldızları da oldukça tuhaftır. Zira oldukça yoğun nötron yıldızları ölü yıldızlardır. Bir nötron yıldızından alınacak bir çay kaşığı dolusu madde, yaklaşık 4 milyar ton ağırlığında olabilir. Araştırmacılar sadece bir tane değil, nötron yıldızlarını atıştıran iki kozmik cisim buldu. 10 gün arayla gerçekleşen çarpışmaların ilkini, 5 Ocak 2020'de tespit ettiler. Bunların patlamaları yaklaşık 1 milyar yıl önce gerçekleşti, ancak o kadar yoğundu ki dünyaya henüz yeni çarpan dalgalar yayarak, bu dalgaları algılayan dev dedektörleri tetikledi. İki uç cismin karşılaşmasının dedektörlerce tespiti sonrasında, gökbilimciler gözlemlere başladı. Ancak kimse teleskoplarda herhangi bir ışık parlaması görmedi. Gökbilimciler, bu denli büyük çarpışmaların gözlemini, yerçekimi dalgalarını izleyerek yapıyor. Çalışma, kara deliklerden birinin Güneşimizden 9 kat daha büyük bir kütleye sahip olduğunu ve, Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 2 katı olan, bir nötron yıldızını yuttuğunu gösterdi. Diğeri ise Güneş'in kütlesinin yaklaşık 6 katıydı ve Güneş'in kütlesinin 1,5 katı bir nötron yıldızını yuttu. Bilim insanları daha önce bu dedektörleri, birkaç kara deliğin birleşmesini ve bir çift nötron yıldızının çarpışmasını tespit etmek için kullanmıştı. Ancak daha önce hiç bu iki farklı türün karşılaştığında, neler olduğunu görme şansları olmamıştı. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi Susan Scott gözlemlere ilişkin konuştu. Scott, bir nötron yıldızının çok büyük kütleli kara delikle karşılaştığında, neler olabileceğini söyledi. Araştırmacı, iki cismin birbirini bir sarmal halinde daire içine almasını bekliyoruz. Sonunda kara delik nötron yıldızını yutacaktır. Bildiklerimize dayanarak, nötron yıldızının herhangi bir ışık yaymadan, parçalara ayrılmadan kozmik cisme dalmış olacağından oldukça eminiz, dedi. Çarpışmalardan kaynaklanan enerji patlamaları ve, ilk olarak Albert Einstein tarafından teorileştirilmiş olan, yerçekimsel dalgalar dünyadaki dedektörler tarafından da tespit edildi. Bu tür birleşmelerde, uzay ve zamanda dalgalanmalar meydana geliyor. Her biri 1 milyardan fazla ışık yılı uzaklıktan gelen dalgalar, ilk kez Ocak 2020'de tespit edildi. Veriler 100'den fazla bilim insanı tarafından analiz edildi ve, yorumlandıktan sonra Salı günü Astrophysical Journal Letters'da yayınlandı. Gökbilimciler, birbiriyle çarpışan iki kara delikten ve iki nötron yıldızından gelen bu yerçekimi dalgalarını gördüklerinde, ilk kez bu iki türde yapının birbirine çarptığını görmüş oldular. Nötron yıldızları, büyük bir yıldız bir süpernova patlamasında öldükten sonra, arta kalan büyük yıldızların cesetleri gibidir. O kadar yoğunlar ki, Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 1,5 ila 2 katına sahip, ancak sadece 10 kilometre genişliğine sahip oluyorlar. Kara deliklerde çoğu zaman nötron yıldızlarının bu ağırlığı nedeniyle, kendi içlerine çöktükleri zaman oluşuyor. Kısaca evrendeki en ağır cisim kara delik, ikinci en ağır da nötron yıldızıdır denilebilir.